İbadetlerimiz bizim yerelde ihdas ettiğimiz şeyler değil, Cenab-ı Hakk'ın bir parçası olduğumuz alemin işleyişiyle ilişkili olarak bize öğrettiği şeyler. Bu boyutu önemli. Dolayısıyla madem ki içinde bulunduğumuz yaratılışın hareketliliğine koşut bir biçimde, onunla eş güdüm halinde bir ibadet Cenab-ı Hak bize öğretmiş. Dolayısıyla o ibadetin bir parçası olduğumuz zaman gökler ve yerdeki tesbihatın, yani gökler ve yerdeki her şeyin Cenab-ı Hakk'a kulluğunun yanında durmaya başlıyoruz. Onlarla aynı, yani sörf yapan kişi nasıl dalganın üzerine biniyorsa, o dalganın bir parçası haline geliyorsa, biz de ibadetlerimizle yerkürenin dönüşünün, güneşe bakan yüzüyle eğiminin, hareketinin bir parçası haline geliyoruz. Onun hareketliliğine bağlı olarak sürekli biz de hareketlerimizi değiştiriyoruz. Yani oruca başladığımız günde bu iftar ettiğimiz saat ile şimdi iftar ettiğimiz saat arasında niçin fark var? Çünkü yerküre hareket etti, biz de sen hareket ettikçe biz de hareket ediyoruz dedik. Dolayısıyla nasıl kozmik bir ibadetin parçası olduğumuzu görün diye söylüyorum. Neden bu böyle? Çünkü o da ibadet halinde. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Hiçbir şey yok ki dedi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'a Allah Azze ve Celle'ye hamd ile tesbih etmesin. Onların tesbihatına biz de eşlik ediyoruz. Yani koca alem hepsi bir böyle orkestra olsa, bir müzik çıkarıyor olsalardı, biz de o müziğin ritmine, onun sesine uygun bir name ile eşlik etmeye başlıyoruz. Yani yörüngeye dahil oluyoruz. Şimdi bu mikrodan makroya, yani atomdan ta galaksiye varıncaya kadar bir hareketlilik olduğu için, buna paralel hale geldiğimizde, bununla eş güdümlü hale geldiğimizde, içimizde hücrelerimize kadar, bizdeki atomlara kadar uzayan bir eş güdüm meydana geliyor. Onun mutluluğu kafirlerin hiç bilmediği bir mutluluk. İnsanın varlık alemiyle hemhal olması, yani aynı hale gelmesi, aynı duygu selinin, aynı hareketliliğin bir parçası, aynı dinamizmin bir parçası. Çünkü alem dinamik. Dolayısıyla buradan hayat sağlıyoruz. O sağladığımız hayat, Cenab-ı Hakk'ın göklerde ve yerde, göklere ve yere sağladığı nurun bir parçası. Bu aydınlık içimize hüzme hüzme, mutluluk içimize, yüreğimize dalga dalga yayılıyor ve biz bunu dediğim gibi namaz ibadeti eşliğinde yaşadığımız gibi, efendim, oruç ibadeti akabinde de ve onun eşliğinde de her iftar ettikçe yaşıyoruz. Ama bunlar bizim tükettiğimiz şeyler değil. Bunlar adeta şimdilik bize sunulan promosyonlar gibidir. Çünkü dünyadan Allah Azze ve Celle'nin kullarına sağladığı mutluluk, ki bunu vaat etti. Buyurdu ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى. Salih amelleri, Allah'ın bize bu öğrettiği meşru vesileler bunlar. Niye meşru vesile vurgusu yapıyoruz? Gayrısını biz uydursak, yani bir tane daha desek ki bir de şöyle bir ibadet uyduralım. Zaten gökler yer sistematiğiyle uyumlu bir şey uydurma şansımız yok. Bilmiyoruz alemi, yaratılışı bilmiyoruz. Hem Allah Azze ve Celle'nin bize emretmediği, elçisinin uygulamadığı bir şeyi gayrimeşru olarak ihdas etmiş oluruz. Ucube olur, ona bid'at diyoruz. O bir mutluluk kaynağı olmaz. O bir terakki, o bir yükselme, o bir iyileşme, o bir ıslah değil. Tam tersi ifsad olur. Dolayısıyla bu meşru vesilelerdeki Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği gayben, gayb bilgisini yansıttığı ve bizim zamanla gitgide keşfettiğimiz, işte zamanın izafiyetini, göreceliğini keşfetmemiz bunun gibi bir şey. Öğrendiğimiz süreçte anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle bizi alemde var ettiği bu süreklilik arz eden tesbihatın gibi ibadet, Resulullah ibadetlerine, gece ibadetlerine sübha diyordu. Bunun bir parçası bizi kılmış Cenab-ı Hak.